aa bu takımda ışık var, kıvılcım saçıyorlar. Hırvatistan'ın bizden daha çok puana ihtiyacı var. Ana plan bu mu olmalıydı? Kums, değişim olmayacaksa niye geldim, geleyim ki dedim. Bir şeyleri değiştireceksin diyor. Bu Kuntus'un ve Hamit Altıntop'un görevi mi? Futbolcularla iletişimi, ekibiyle olan, federasyonla olan iletişimi. Kuntus'ta biz henüz böyle maça damga vuracak bir takım değişiklikler göremedik maalesef. Kafaya oynayan takımlardan birinin hocası olurdu. Her şeyi yapıyorum ama gözlerimden alev çıkartamıyorum, ona sorayım. Olur olmazdan tekrar merhaba değerli izleyenler. Alper Öcal'la birlikte karşınızdayız. Bu hafta olur mu, olmaz mı konuşacağımız isim Stefan Kuntz. Stefan Kuntz A milli takımımızın başına gelmişti yaklaşık bir yıl önce. Dünya Kupası elemesi macerası yaşadık. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemesi yaşıyoruz. Çok istediğimiz gibi olmadı sanki. Bir kere Stefan Kuntz neden geldi milli takımımızın başına? Onunla başlayalım. Bir Hamit Altıntop'un demeciyle başlayalım. A milli takım sorumlusu. Diyor ki Stefan Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı. Almanya Ümit milli takımındaki başarısı ve tecrübesiyle uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için buna karar verdik diyor Hamit Altıntop. Bir teknik adamın seçilme kriterlerinin başında iletişim ve şeffaflık daha önce ne kadar gelmiştir ondan pek emin değilim. Yani bir teknik direktörü seçerken önce başarılarına bakarsınız ki Hamit Altıntop bunu söylüyor. Alman Ümit Milli Takımı'yla elde ettiği başarılardan bahsediyor. Evet. Bir de bu başarıyı getiren bazı faktörler vardır. İşte saha içinde yaptıkları, taktisyenliği, oyuna olan hamleleri, oyuna olan dokunuşu, futbolculara olan, onların gelişimine olan dokunuşları pek çok şey sayabiliriz burada. Ama bunların hepsinin önüne bir iletişim ve şeffaflık koymuş hoca ki bu açıklamanın tarihi tam Portekiz maçından önce. Yani 21 Ocak 2022. Biz Mart ayında Portekiz maçı oynayacaktık. Onun öncesinde yaptığı bir açıklama. İlginç bir kriter. Yani iletişim tabii ki önemli. Şeffaflık tabii ki önemli. Daha önce Hiddink döneminde bazı sorunlar oldu. Yabancı teknik adamlar. Lucescu döneminde oldu. Yerlilerde biraz yerliler daha orada otoriter olabiliyorlar. Orada neyi kastediyor çok emin değilim. Yani Hamit Altıntop'un kendi ekibiyle olan iletişimi mi, futbolcularla olan iletişimi mi, medyayla olan iletişimi mi? Onu çok bilemiyorum çünkü medya tarafında dışarıyla olan iletişimde bir sıkıntı yaşandı hatırlıyorsun. Gelir gelmez işte eski takım arkadaşı Beşiktaş döneminden. 1996-97 sezonunda Stefan Kuntz, 95-96 sezonunu düzelteyim. Bir sezonluk bir Beşiktaş macerası yaşamıştı Christoph Daum yönetiminde. Sonra o sezonun yazında Euro 96'da Alman milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşadı ki o Alman milli takımının Klinsmann'la birlikte santroforuydu. Ve sonrasında ülkemizden ayrılmıştı. Hatta Kaiserslautern'a gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sergen Yalçın'la ilgili açıklamaları var. Evet, yani orada yanlış anlaşıldığını anlattı. İşte bir espri muhabbeti oldu filan. Evet. Sergen Hoca biraz sert tepki gösterdi. Bak bir de ilk dönemlerinde Kuntz açıklamalarını hep İngilizce yapıyordu. Medyayla da İngilizce diyaloğa giriyordu. Basın toplantılarında İngilizceyi kullanıyordu. İyi bir İngilizcesi var hocanın. Evet, evet. Ama sonrasında Almanca'ya döndüler. Kendi dilinde, ana dilinde ifade edebilmesi için ve yanına bir tercüman verdiler. İletişimde çok mahir olmadığını, en azından dışarıyla olan iletişiminde bazı sıkıntılar yaşadığını gördük. Futbolcularla iletişimi, ekibiyle olan, federasyonla olan iletişimi onu bilemeyiz tabii ki. Orada inanmışlık var herhalde ekiple aralarında. Bir kere bir Kuntz'un Türkiye karnesiyle başlayalım. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerini de ayrıca değerlendirelim. Ermenistan ve Hırvatistan maçlarını. 16 maç, 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, 38 gol atmışız, 19 gol yemişiz. Kuntz bir kulüp teknik direktörü olsa ve böyle bir performans sergilese herhalde ligde kafaya oynayan takımlardan birinin hocası olurdu ve muhtemelen de çok fazla eleştirilmezdi yani. Evet. Attığının yediğinin iki katı atmış. Mağlubiyet sayısı biraz fazla. Fazla. Ama yani 16 hafta kaç puan ediyor? 32 puan ediyor. En azından Avrupa Kupaları potasında olurdu. Evet, doğru. Yani o açıdan baş altı. Evet, baş altı bir takım olurdu. Ama baş altı bir takım olmak bize yeter mi? Sorular orada başlıyor zaten ki o galibiyetlerin çoğu da Uluslar Ligi'ndeki düşük profilli son torba takımlarına karşı alınan galibiyetler. Üstelik o takımların ikisini biz yenemedik de yani Faroe Adaları'na yenildik.
Lüksemburg'la da berabere kaldık. Berabere kaldık. O performans çok fazla bir şey anlatmıyor bize. Olumlu bir şey aslında çok göstermiyor. İzlediğiniz zaman biraz daha savunma tarafında iyiye giden Şenol Güneş dönemine göre bir milli takım görebiliyoruz. İşte efora enerjisi biraz daha baskısı evet. yüksek bir takım olabilir. Enerji. Topa sahip olma tarafında ben bazı gelişmeler görüyorum. Yani biraz daha fazla topu almaya çalışıyoruz Şenol Güneş dönemine göre. Yani o maçları bir kenara koyup kafa kafaya olan takımlara bakarsak. Ama genel itibarıyla çok memnun edecek bir tablo yok ortada. Tablo yok. Tabii Stefan Kuntz bir değişim amacıyla geldi ki Hamit Altıntop'un açıklaması ve biraz da Türkiye karnesiyle ne kadar değiştirebilmiş diye baktık. Ermenistan ve Hırvatistan maçlarını değerlendireceğiz ama Kuntz'un da bir değişimle ilgili açıklaması var. Herhangi bir değişim getirmeyecekse yeni birini işe almanın faydası olmaz. Önemli olan mevcut durumda nelerin değiştirilebileceği. Ben sana şuradan pas atacağım. Şimdi geçmiş dönemlerde Hiddink dedin az önce, Lucescu dedin. Bu teknik adamların hem geldiği dönemdeki yaşı, tecrübesi ve amaçları itibariyle bazı değişimleri yapmak genç oyunculara hitabı konusunda mesela problemler yaşandığını söyledi insanlar. Zordu değişim yapmak o nedenle. Bu seferki tercih Ümit Milli Takım düzeyinde, yani alt yaş kategori düzeyinde önemli bir derecesi olan, başarısı olan, tecrübesi olan. Başka bir şey yok zaten. Bir adama, teknik adam ve elinde de bir genç bir jenerasyon olduğunu söylediğin ki gençlik kimine göre bu yaşlar genç, kimine göre değil diye tartışılır. Kimine göre 18 yaştan sonrası profesyonel futbolcu bence genç değil der. Kimi 18-20 arası der vesaire vesaire. Bu sefer böyle bir tercih oldu. Kuntz değişim olmayacaksa niye geldim, geleyim ki dedi. Bir şeyleri istatistiksel olarak değiştirebildi ama o Ümit Milli Takım vesaire düzeyinde genç oyunculara dokunma anlamında değiştirebildi mi? Veya jenerasyon değiştirme anlamında şimdi değiştirdi. Ben bu açıklamayı aldım çünkü bu açıklamayı Alman Haber Ajansı'na yapıyor Kuntz ve evet. bizim milli takımımızla ilgili yapmıyor. Bu Almanya'nın Katar'daki hayal kırıklığı yaratan performansından sonra yaşanacak bir teknik kadro değişikliği ile ilgili sorulan bir soru üzerine fikrini beyan ediyor hoca. Ve bence hakikaten çok iyi bir kriter. Yani sadece bir teknik adamı gönderip yenisini getirerek sonuç alamazsınız. Değiştirilecek bir şeylerin olması lazım. Yani kötü giden bir şeyler bulmanız lazım ve hamlenizin olması 13 lazım. 13 Ocak 2022'de ki Almanya milli takımıyla ilgili de bir açıklama yapıyor orada bu arada. Evet. Yine evet. aynı şekilde hemen akabinde onu da söyleyeyim. Almanya'da hiçbir oyuncu performansının %100'üne ulaşamadı. Takım olarak kıvılcım saçamadılar diye de ekliyor bu arada. Doğru. Bu da işte bizim Kuntz'u değerlendirirken kullanacağımız kriterlerden bir tanesi kıvılcım aslında. Kıvılcım saçma. Yani bize... biz böyle kendi kafamızdan standartlar oluşturup teknik adamları, futbolcuları böyle profesyonel manada işte olur ya da olmaz diye yargılayacak konuda insanlar değiliz. Öyle bir ihtisasımız ama işte hoca kriterlerini koymuş. Yani Alman milli takım için eski bir Alman Avrupa şampiyonu, Ümit milli takımlarda ciddi başarılar yaşamış bir teknik adam olarak kriterlerini koymuş. Ne diyor burada? Bir şeyleri değiştirmen lazım hocam diyor. Bir şeyleri değiştireceksin diyor. Evet. Değiştirilecek bir şeyler olması lazım diyor. Başka ne diyor? Performansın yukarı çıkması lazım diyor. Yani %100'üne ulaşması lazım oyuncuların diyor. Bir diğeri de işte kıvılcım. Işık saçacaksın. Işık saçıyoruz ama. Her şeyi yapıyorum ama gözlerimden alev çıkartamıyorum. Ona sor. Doğru doğru. Ben hepsini yapıyorum da gözlerimden ateş çıkartamıyorum. O nasıl oluyor acaba? O nasıl olacak hikayesi gibi. Buna göre bakarsak milli takımımıza değiştirilecek bir şeyler vardı Şenol Güneş döneminde. Biz nasıl bir takımdık düşünürsek. Kafa takımlara iyi oynuyorduk. Yani evet. sonuç alabiliyorduk. Hollanda'yı yenmiştik. Fransa'yı yenmiştik. Ama işte Letonya'ya, Moldova'ya, Andorra'ya böyle kendimizden standart olarak daha düşük olan takımlara karşı bir oyun hakimiyeti kurmakta ve üretken olmakta, hakim oyun oynamakta zorlanıyorduk. Kuntz döneminde burada bir değişiklik var mı? Soracağımız soru bu. Şimdi bakıyoruz Kuntz döneminde biz hangi takımlarla oynadık güçlü olarak sayabileceğimiz. Yine bir Norveç var ama Norveç'le Şenol Güneş döneminde de oynamıştık. Evet, o yüzden onu yendik. Pek düşünmüyorum. Hı hı. Portekiz var Dünya Kupası ve son oynadığımız bu Hırvatistan maçı var işte. Doğru. Yani bir tanesi Avrupa şampiyonu, öbürü son iki Dünya Kupası'nın yarı finalisti ve finalisti. Doğru. Ve gerçekten elit takımlar. Hırvatistan FIFA sıralamasında 7. sırada. Biz bu takımlara karşı da aslında Hırvat maçının ilk yarısı, bence ilk 25-30 dakikası diyelim. İlk 25 dakika. Portekiz maçının genelinde bence, işte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı falan var.
ümit veren bir anlayışımız vardı. Ama biz bunu Fransa'ya da yaptık. Yani bu yeni bir şey değil. Aşağıya bakalım. Aşağıda... Bu arada Şenol Güneş döneminde de Avrupa Şampiyonası'nda İtalya maçı var. Önemli maç. Evet, doğru söylüyorsun. Ben onu unutmuştum. Orada da yine yani çok iyi bir performans sergilememiştik ama şimdi o turnuva maçlarının İtalya psikolojisi çok iyiydi zaten. Farklı olabiliyor. Yani turnuvaya ayrı Roma'daydı. Evet, bir maç. De onların sahasındaydı aynen. Biz hala kafa takımlara karşı belirli bir standartta oyun oynayabiliyoruz. Yani underdog olduğumuz maçlarda rakipleri zorlayabiliyoruz. Aa, bu takımda ışık var, kıvılcım saçıyorlar. Kuntz'un tabiriyle dedirtebiliyoruz. Ama Ermenistan'la oynadığımızda, Lüksemburg'la oynadığımızda hala Şenol Güneş döneminin çok ötesinde geçmiş gibi görünmüyoruz. Benim fikrim bu yönde. Yani o zaman bir görelim istatistiksel olarak da nasıl yansımış. Stefan Kuntz, Şenol Güneş dönemi. Atılan gol 1.33'e 1.7. Yenen gol 1.50'ye 1.9. Yenilen golle biraz işte gelişim var. Maç başına şutta gelişim var. Rakip şut Şenol Güneş döneminde daha fazla. Orada da Kuntz döneminde gelişmiş diyebiliriz. XG gelişmiş diyebiliriz. Rakip XG Şenol Güneş döneminde daha fazla. Topa sahip olma gelişmiş diyebiliriz. Amma ve lakin az önce bahsettiğin bir kere Uluslar Ligi'nde, C Ligi'nde oynamış olmamız. Ben onları bu rakamlara dahil etmedim bu arada. Öyle mi? Evet evet, tek tek çıkardım ben o istatistikleri. Çünkü onlar çok belirleyici olmayacağı için. Evet. Çok bozar ortalamaları, yani gereksiz yukarı çıkarır. Evet. Benim bu Kuntz için aldığım maçlar Norveç maçı, Letonya maçı, Karadağ maçı, Portekiz maçı, Ermenistan maçı, Hırvatistan maçı. Yani 6 maçlık bir şey bu. Yani üst düzey takımlara, orta üst takımlara karşı sergilediği performans. Şenol Güneş'in de Avrupa Şampiyonası elemelerini aldım özellikle. Yani işte o Macaristan, Sırbistan, Rusya'nın olduğu gruptaki maçlarını aldım. Yani biraz böyle denk bir platform oluşturmaya çalıştım diyeyim. Anladım. Yoksa diğer türlü hakikaten işin ucu kaçardı. Yani orada çok farklı rakamlar çıkabilirdi. Uçardı rakamlar o zaman. Yani. Tabii canım, Kuntz Allame-i Cihan görünürdü yani o tarafta. Ama öyle değil. Yani belirli şeylerde gelişim var. Rakibe daha az şut attırıyoruz. Rakibe daha fazla şut atıyoruz. Bir de ben şeylere de baktım. Şimdi bu şutların ne kadarını biz ceza sahasından atıyoruz? Yani ceza sahasına ne kadar girip şut atmışız? Ne kadar ceza sahası dışı zorlamışız? Burada mesela ceza sahasından attığımız şut sayısı şeye göre, Şenol Güneş dönemine göre bir %30 falan fazla. Evet, rakibe de daha az ceza sahasından şut şansı veriyoruz. Duran toplardaki etkililiğimiz biraz düşmüş. Ama topla daha fazla oynuyoruz. Mesela bir Karadağ maçı, hatırla o Karadağ maçını. %70'in üzerinde biz topla oynadık ve rakip yarı sahada çok daha fazla pas yaptık. Şenol Güneş döneminden farkımız biraz bu. Pas tarafında da daha çok pas yapıyoruz adet olarak. Ayrıca işte kendi yarı sahamızdaki pas sayısı, rakip yarı sahadaki pas sayısı. Burada rakip yarı sahadaki pas sayımız biraz daha fazla. Yani bunlar çok böyle kilit, her zaman bir şey anlatacak istatistikler değil. Ama izlerken gözümüze çarpan, işte Hırvatistan maçının o ilk yarım saatindeki presimizde olduğu gibi bize bir şeyler düşündüren, ya bu düzenle, bu oyuncularla, bu hocayla belki bir aşama kaydedebiliriz fikrini verdiren gelişim anahtarları, parametreleri bunlar olarak benim gözüme çarpıyor. Bir de çok fazla driblinge yönelmişiz. Yani onu ben dahil etmemiştim grafiğe. Biz maç başına 13.6 dribling yapıyoruz Kuntz döneminde. Bu oran Şenol Güneş döneminde 7.2. Arada yani neredeyse iki misli fark var. Fundamentalımız gelişmiş aslında sanki. Biraz oyuncularımızı birebir bırakmaya çalışıyoruz gibi. Mesela Hırvatistan maçında da çok denedik. Cengiz'i mesela çok birebir bırakmayı denedik. Kerem'i birebir bırakmayı deneyebiliyoruz. Yani becerikli oyuncularımızdan daha fazla verim almak için işte ters kanada dönüşler, Arda'yı, yetenekli oyuncularımızı daha üstünlük kurabilecekleri rakipler karşısında birebir hazırlamak, bunlar olabilen şeyler. Ermenistan maçında da ve Hırvatistan maçında da şöyle bir durum oluştu. Ermenistan maçına üçlü başladı hoca. Ozan, Melih ve Çağlar. Melih ve Çağlar şeklinde başladı. İkinci yarı değiştirdi. Golü yediğimiz için, biraz da geri dönmek durumunda olduğumuz için. Dörtlüye döndü ve kanatları Kerem, Cengiz, forvette Enes olarak yaptı. Taktisyenliğe giriyoruz yani. Taktisyenliğe giriyoruz. Fakat Hırvatistan maçında direkt dörtlü başladı. Ermenistan maçını nasıl bitirdiyse öyle başladı. Şimdi oturtamadığı şeylerden biri de bu sanki. Üçlü mü, dörtlü mü, şöyle mi, böyle mi? Hakan, Orkun, işte
kim vardı orta sahada? Salih. Orta sahanın rol anlamında veya yetenek anlamındaki oyuncuların durumu. Hakan çıkmak zorunda kaldı. Biraz burada da deneme yanılmalar yapılıyor ve bir şeyler bir yılda oturtulamamış gibi. Çok maç oynadık. Yani Kuntus döneminde epey bir maçımız var. İşte grafiğini ekrana koymuştuk zaten. Biraz oyunda ben aşama bekliyordum. Yani belirli istatistiklerde gelişim var. Baskıyı daha iyi yapıyoruz. Topa daha iyi sahip oluyoruz. Belirli alanlarda da gelişim var. Ama böyle topyekün bir seviye atlamaktan çok bahsedemeyiz bence Ali. Hı hı. Burada işin içine biraz rakip analizi giriyor. Biraz da kendi takımındaki istikrar bence giriyor. Çünkü şimdi Hırvatistan'a dörtlü oynayıp Ermenistan'a üçlü oynamanın ne gibi bir amacı olabilir? Şunu düşünüyorum ben. Şimdi üçlünün revaçta olmasının nedeni bir dönem. Özellikle işte Conte bir anda Premier Lig'de bir maçın devre arasında 3-4-3'e dönmüştü. Orada inanılmaz iyi bir sonuç aldılar ve ondan sonra işte Victor Moses'ı sağ kanat bekine çektiği dönem 4-2-3-1 oynatıyordu o dönem ve o kadar iyi bir performans aldılar ki sonrasında bütün sezona üçlü devam edip Bonucci, Barzagli, Chiellini gitti. Aynen, yani Premier Lig'de Chelsea ile kapatmıştı hoca o sezon. Daha sonraki üçlü amaçlarında da şu göze çarpıyordu. Rakipler çok iyi artık. Ön alan baskısı yapıyorlar, yüksek pres yapıyorlar. Ve bunu genellikle iki oyuncuyla yapıyorlar. Ya çift santrforla yapıyorlar ya da santrforun yanına ofansif orta saha oyuncularından bir tanesini yanaştırarak yapıyorlar. O zaman hakim oynamak isteyen takımlar, geriden topla çıkmak isteyen takımlar ekstra bir oyuncu ihtiyacı duyuyor. Kalecilerin ayağı iyi değilse. Şimdi bizim kalecimizin ayağı iyi. Mert'in çok iyi bir ayağı var. Dolayısıyla Ermenistan gibi bir takıma, ki önde de çok baskı yapmayan bir takıma 3 stoperle oynamanın çok bir anlamı yoktu. Üstelik o maçta Hakan Çalhanoğlu da geri gelip top almaya çalışıyordu. Yani siz üçlü bir stoperle oynuyorsanız oyuncuların topla bir melekesi olması Hakan lazım. Hakan direkt 6 numara rol almış zaten. Hırvatistan maçında doğrudan 6 başlattı. 6'ydı. Çünkü o zaman Salih ve Orkun'u biraz Modric ve Kovacic'in üzerine koşturma çıkarmayı deniyordu. Ermenistan maçında çok anlamsızdı bu. Hırvatistan maçında dörtlü başlaması çok cesur görünebilir. Ama orada da benim anlamadığım bir şey var. Şimdi biz Hırvatistan'ı yenmek zorunda mıyız? Soru bu. Bence değiliz. Yani Hırvatistan yenilmemek öncelik olmalı. Evet, yani Hırvatistan'ı yenmek için bizim bir plan hazırlamamıza, öncelik edinmemize bir gerek yok. Çünkü Hırvatistan'ın bizden daha çok puana ihtiyacı vardı. Yani 3 puanı bizden daha fazla ihtiyacı vardı. Dolayısıyla onların bizim üzerimize geleceği aşikardı. Yani zaten topu almayı seven bir takım. İspanyavari bir oyun oynuyorlar. Sürekli pas trafiği. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir durumda bizim orta blokta biraz bekleyip Hırvatistan'ı hataya zorlamamız, ki yaptılar. Modric'in maçın başında 1-2 pas hatası var. Brozovic'in var. Bizim kaptığımız toplarla çabuk Hırvat kalesine gidip yakaladığımız pozisyonlar var. Ama sonrasında çok ilginç bir şey oldu. Ortada gol falan da yokken biz bir anda ön alan baskısına gittik. Yediğimiz golü hatırla, ilk golü. Kerem sol önde. Baskıya gidiyor. Sol önde. Ferdi. Geride aralarında 50-60 metrelik bir mesafe var. Paşaliç Ferdi'nin yanında ve Stanisic çizgiye kadar çıkmış. Ferdi'ye çok yakın pozisyonda. Geriden bir uzun top geliyor Stanisic'e ve orada Ferdi 2-1 yiyor. Evet. Paşaliç ve Stanisic. Evet, aynen. Şimdi herkes pozisyonda Ferdi'yi eleştiriyor ama Kerem dönmüyor geriye. Kerem orada derine gelen Modric'e biraz yakın oynamaya çalışıyor. Dalic'in yaptığı hamlelerden bir tanesi buydu. Biz Brozovic'in üstünde çok iyi bir baskı kurduk. Onların geriden oyun kurmasını engelledik. Ama sonra ne yaptı? Dalic Modric'i derine getirdi. Baktı Salih onun üzerinde, iyi baskı kurdu. Sonra sahada dolaştırmaya başladı. Serbest gezdi. Ondan sonra Paşaliç'i içeri soktu. Dördüncü bir orta saha oyuncusu gibi, ki bunu Brezilya maçında da çok iyi yapmıştı Paşaliç. Ve Stanisic'e koridor açtı. Ve orada cirit atmaya başladı. Kerem'in savunma zaaflarını burada ortada gördük. Cengiz de aynı şekilde. Cengiz de çok bekiyle dönen bir oyuncu değil. Sen savunma önünde de bir 6 numara olarak Hakan'ı kullanıyorsan, savunma dörtlünün de performans olarak iyi gününde olmadığı bir maçta orada işte ceza sahasında tiki taka yapıyorlar. Ki sakatlandı, sonra İsmail girdi. Onu da kaptırdığı toptan sonra ikinci golü yedik. Ve iş biraz yani bence sarpa sardı orada. Taktisyenlik tarafında Kuntz'un
ana planı 20-25 dakika iyi işledi ama ana plan bu mu olmalıydı sorusunda benim yanıtım hayır. Yani mesela Barış Alper'le başlayıp Stanišić'e o alanları vermeyip Hırvatistan'ı biraz üzerimize çekip çok da derine kalemize gömülmeden orta blokta onları yine bu hatalara zorlayarak etkili kontralar yapabilirdik. Çünkü Hırvatistan çok üretken bir takım değil. Zaten çok etkili bir santrforları da yok. Bize sorun yaratacak kenar oyuncuları da yok. Böyle çok çabuk, hızlı, ne bileyim işte Vinicius Junior tarzı. Evet. Kenar oyuncuları da yok. İşte bir Orsic var. Onu da zaten bu maçta tercih etmemişti. Dolayısıyla ben o tarafta planımızın da hatalı olduğunu düşünüyorum. Senin söylediğin tarafta da Hakan sonrasında oyuna biz 1-0 gerideyken ihtiyaç duyduğumuz isim İsmail Yüksek mi? Yani artık biraz daha risk almamız gereken bir ana giriyoruz. Ve orada hani topla ilişkisi çok iyi olan bir oyuncuyu çıkarıp fena olmayan ama daha tutucu bir merkez oyuncusu alıyoruz. İşte dediğin gibi taktik konusunda da eleştirilecek yanlar var. Ermenistan maçı yani hem uygulama. Hem ana plan hazırlığı hem de sonrasındaki hamleler anlamında bunu ki söylüyorum. Gruba bakalım. Grupta da burada hedefimiz Galler diye bir açıklama oldu mesela. Aslında Hırvatistan değil ama senin de söylediğin gibi Hırvatistan'a burada yenilmemek önemliydi. Maalesef yenildik. Letonya ve Galler de var rakibimiz olarak. Peki Hırvatistan maçı öncesinde de bir konu çıktı ortaya. Dalic'in bir açıklaması var Hırvatistan teknik direktörü. Ona soruyorlar hani yeni genç oyuncular artık Hırvatistan'da çıkmıyor, çok gözükmüyor yakın zamanda. Bunun nedeni nedir diye. Biz 3,5 milyon nüfusu bir ülkeyiz. Siz 80 milyon. Bizim için oyuncu çıkarmak daha zor. Bursa 3 milyonluk bir şehir. Hırvatistan'ın nüfusu 3,5 milyon. Biz dünya üçüncüsü olduk. Bunun nasıl olduğunu siz kendinize sorun. Buna bir soru üzerine böyle bir yanıt veriyor evet. Bu arada. Ve çok güzel bir yanıt veriyor. Bizim bunu kendimize, kendi hocalarımıza sormamız lazım zaten. Sonrasında da Kuntz cevap veriyor. Maç sonrası. Ona da soruyorlar. Yani evet. Kuntz hocaya da soruyorlar. Böyle böyle bir açıklama oldu ne diyorsunuz diye. Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Türkiye'de çok fazla yetenek var. Ama onları geliştirecek, doğru süreci yönetecek insanlara da ihtiyaç var. Akademi yok diyor, eğitim sistemi yok diyor. Kuruldu mu peki bu ekip? 1,5 seneye yakın burada hoca. Hamit Altıntop'la birlikte çalışıyorlar. Şimdi U21'in teknik adamlığına da Levent Hoca getirildi. Evet. O da Almanya kökenli bir teknik adam. Evet. İşte Tolunay Hoca ayrıldı milli takımdan. Yani orada bir planlama görülüyor. Ama bu Kuntus'un ve Hamit Altıntop'un görevi mi? Ya da federasyon mu bunu sağlayacak? Yani Almanya'da zamanında işte her kulübe akademi şartı getirilmişti. Belirli sınırlar, kıstaslar konmuştu. Ama bunların hepsi orada yayıncı kuruluşun batmasıyla birlikte 2000'lerin başında yapılan zorunlu hamlelerdi. Yani tabii ki Beckenbauer'in çok büyük bir aklı var orada. İşte 98 Dünya Kupası'nda gidiyor görüyor Fransızları. Ya siz Clairefontaine diye bir şey yapmışsınız burada. Evet. İnanılmaz oyuncular yetiştiriyorsunuz. Nasıl oluyor diye bir düşünüyor. Biz de bunu yıllardır düşünüyoruz. Bir Alman modelini benimsemişiz. Ama yani bu hemen sonuç alınacak bir şey değil. Dolayısıyla bu işin bir diğer boyutu ve çok uzun tartışılacak bir boyutu. Kuntz'un cevabında bence haklılık payı var. Ama bunlar şu anda aldığımız sonuçlar ve oynadığımız, oynayamadığımız oyuna dönük gerekçe olur mu? Bence olmaz. Kalan maçlarımızı da bir görelim. Ondan sonra işte Fan Kunst'ta olur mu olmaz mı konuşalım. Letonya Türkiye 16 Haziran, Türkiye Galler 19 Haziran, Ermenistan maçımız var. Hırvatistan 12 Ekim, 15 Ekim bloğunda da Letonya maçı ve Galler Türkiye mücadelesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerini bir yıllık takvim içerisinde bitirmiş olacağız. Geçelim Stefan Kunz'la Türkiye veya Stefan Kunz olur mu olmaz mı? Olur dememiz için iletişim ve gelişim devam ederse olur. İletişim konusunda da sen antitezlerini söyledin. Zaten evet. Sıkıntılar olduğunu ama Almanca'ya döndü. Bence oradan sonra toparlar. Olmaz kısmında da performans, sonuç ve taktisyenlik demişiz Alper. Gelişim var ama bunu performansa ve sonuca henüz bence dönüştüremedik. Taktisyenlik kısmında bir örnek vereyim. Yani şu anda mesela Manchester United'da Erik ten Hag Manchester United'ın nasıl tekrar zirveye taşıdı diye 1000 tane yazı var İngiliz medyasında. Kuntz için böyle bir yazı yazabilir miyiz biz? Var mı elimizde böyle yok. Bir örnek? Bence yok.
Dolayısıyla orada birkaç denemesi oldu işte. Hakan'ı derine çekmek, Berkan'dan sol kenar oyuncu, sol kanat beki yaratmak evet. falan gibi. Evet. Bir takım denemeler yaptı ama bundan sonuç alamadı. Bak Roberto Mancini İngiltere'de bir dönem çok eleştiriliyordu. O City'nin ilk yatırım yaptığı dönemde defansif oynatıyor diyor. De Jong, Gareth Barry ve Yaya Toure'yi bir anda oynattığı maçlar vardı. Yani 4-3 işte Agüero Tevez falan vardı o takımda. Bir Newcastle maçı, çok iyi hatırlıyorum o maçı. 0-0 giden maç, Mayıs ayı artık 3 maç falan kalmış. Orada maçı çözmek için çok ilginç bir hamle yapmıştı. Samir Nasri'yi oyundan aldı ve Yaya Toure'yi soktu. Ne yapıyor bu deli falan dediler. Ama yaptığı şey şuydu, Toure'nin o arkadan yaptığı ataklar, derinlemesine koşular, geç koşular, Tevez'i biraz kenara atıp Agüero'nun yanına girişleri, bunlarla o arkadan koşularla Newcastle'ı açmaya çalışmıştı ve başarılı olmuştu. O maçı 2-0 kazanmıştı ve sonrasında işte o inanılmaz şampiyonluk gelmişti. Yani Kuntz'ta biz henüz böyle maça damga vuracak bir takım değişiklikler göremedik maalesef. Onu ben merakla bekliyorum ne zaman göreceğiz diye. Olur mu olmaz mı? Olmaz hocam. Zor. Ben sabredilirse olur diyorum. Bu program sana şer koyuyor. Bence desteğini çok kaybetti Kuntz. O yüzden ben zor diyorum. Yoksa tabii ki sabredilirse olabilir. Neden olmasın? Peki. O zaman nokta alıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden, Olur Olmaz'ın yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca like'ları bekliyoruz, yorumlarınızı da bekliyoruz.